Sensör ve transdüserler modülü 5. uygulama. Otomatik gece lambası. Devre için gerekli malzemeler seçildi. Devre elemanlarının sağlığını kontrolünü yapalım. Önce LDR'yi yapıyoruz. Bunun için 20K direnç kalemesi aldık. Ammetremizi. LDR'nin aydınlıkta ve karanlıkta direncini ölçüyoruz. Direnç değişimi görüldü. Sonra 220K'lık direncimizi ölçelim. Bunun için 2000K kalemesi aldık. Ammetremizi. Evet, gördüğünüz gibi sağlam. Sonra 2K7'lik direncimizi test edelim. Evet, sağlam. 2K2'lik direncimiz tamam. 330 ohmluk dirençleri test ediyorum. Bunun için kademimizi 2000 ohm kademesini aldık. Birincisi ve ikincisi de sağlam. Şimdi diyodun sağlam testini yapıyoruz. Bunun için ammetremizi diyot test kademesini aldık. Diyodu iki yönlü ölçüyoruz. Bir yönde değer, diğer yönde 1 gösterdi. Sağlam. Transistörlere geçtim. Transistörlerin önce kolektör emiter uçlarını test ediyorum. İki yönde de 1 gösterdi. Base kolektör arası bir yönde 1, diğer yönde değer gösterdi. Base emiter arası bir yönde 1, diğer yönde değer gösterdi. Birinci transistörü tamamladık. İkinci transistöre geçiyorum. İkinci transistörün yine kolektör emiter arası iki yönlü ölçümde de 1 gösterdi. Base kolektör arası bir yönde 1, diğer yönde değer gösterdi. Base emiter arası bir yönde 1, diğer yönde değer gösterdi. Transistörlerimiz sağlam. Şimdi röle ile lambanın kontrolünü yapacağız. Bunun için röle bobinine 12 volt DC uygulamamız gerekiyor. Üstteki kırmızı hattımızı artı 12 volt, alttaki mavi hattımızda eksi olarak enerji verecek şekilde bağlantı yaptık. Rölenin bobin uçlarını da direkt olarak bu kaynak uçlarına bağlıyorum. Rölenin kontak uçlarını board üzerinde daha önce kullanılmayan boş noktalara takıyoruz. Taktıktan sonra 220 fiş ve 220 voltluk lambayı şu şekilde birbirine seriledikten sonra çıkarttığımız iki tane ucu kontak uçlarıyla birleştiriyorum. Ve lambanın olduğu bölüme 220 volt enerji uyguladık. Bobin uçlarına 12 volt uyguladığımızda lamba yanar. Bobinin enerjisini kestiğim zaman lamba söner. Yani burada kontak 220'lik lambaya anahtarlama yapmaktadır. Devrenin kurulumuna başlıyoruz. Transistörleri board üzerinde yerleştirdik. Şimdi en soldaki sütundan başlıyoruz. Bunun için R1 direncinin bir ayağını üstteki kırmızı hatta, diğer ayağını board üzerinde kullanılmayan bir noktaya takıyoruz. R1 direncinin boş kalan ayağı LDR'nin bir ayara birleşiyor. LDR'nin diğer ayağını alttaki mavi hatta takarak birinci sütunun bağlantısını tamamlıyoruz. İkinci sütuna R3 direnciyle başlıyoruz. R3 direncinin bir ayağı üstteki kırmızı hatta, diğer ayağı T1 transistörünün kolektör ucuna bağlantı yapılır. T1 transistörünün emiterine R4 direncinin bir ayağı bağlanır. R4'ün diğer ayağı alttaki mavi hatta takılarak bu sütunun bağlantısı tamamlanır. Üçüncü sütunda T2 transistörünün emiter ucu bir kabloyla üstteki kırmızı hatta bağlanır. T2'nin kolektör ucuna röle bobininin bir ucu bağlanır. Diğer ucu röle bobininin alttaki mavi hatta bağlantı yapılarak rölenin bağlantısı bitirilir. Aynı sütuna D diyodunun katodu T2'nin kolektörüne bağlanır. Diğer ucu yani anot ucu da alttaki mavi hattımıza bağlanarak 3. sütunun bağlantısı bitirilir. 4. bölümde
Rölemin kontak uçları var. Kontak uçlarını bord üzerinde kullanılmayan herhangi bir noktaya takıyoruz. Bu boş bıraktığımız noktalara 220 lamba ile fişin oluşturduğu devreden gelen uçları takıyoruz. Evet, sütun bağlantıları tamamlandı. Şimdi satır bağlantılarına geçiyoruz. Birinci satırda R2 direnci var. R2 direncin bir ayağı R1 ile L1'in birleştiği noktaya, diğer ayağı T1 transferinin base'ine bağlanır. İkinci satırda R5 direnci var. R5 direncinin bir ayağını T1 transferinin kolektörünü, diğer ayağında T2 transferinin emiterine bağlantı yaparak devrenin kurulumunu tamamlıyoruz. Şimdi devreye enerji veriyoruz. Hem 220 volt kontak devresini veriyoruz. Hem de 12 voltu diğer bölüme veriyoruz. Gördüğünüz gibi lamba yanmıyor. Ledere yüzleri kapatıldığı zaman gördüğünüz gibi lamba yanmaktadır. Şimdi ölçmelere geçeceğiz. Ancak ölçenin güvenliğini sağlamak için 220 voltluk lambayı devreden çıkarıyorum. Onun yerine 12 voltluk lambayla bir devre teşkil edeceğim. Ölçümlerin daha güvenli yapılabilmesi için. Ve 220 volt lambayı çıkardık. Yerine 12 voltluk lamba takıyoruz. Tabi bunun için montajımız değişiyor. Lamba 12 volt olduğu için kontak kuşlarından bir tanesi 12 volt hattına, yani üstteki kırmızı hatta, diğeri bord üzerinde boş noktada kaldı. Kontağın boş ucu lambayla birleştikten sonra alttaki eksi hatta bağlantı yapıyoruz. Evet, devrenin çalışmasını tekrar kontrol edelim. Bu sefer 12 voltluk lambayı kontrol etmiş olduk. Evet, ölçümlere geçiyoruz. Önce aydınlık ortam için ölçümleri yapıyoruz. Bunun için ametremizi 20 volt DC kademesine al. Evet, 11.98 volt. Birinci transistörün base emitter gerilimi 0.13 volt. Birinci transistörün kolektör emitter gerilimi 11.92 volt. İkinci transistörün base emitter gerilimi 0 volt. İkinci transistörün ...11.97 volt kolektör emitter gerilimi. Röle bobin gerilimi 0 volt. Ortam karanlık iken aynı ölçümleri tekrarlayacağız. Bunun için kaynak gerilimini ölçelim. ...11.96. Birinci transistörün base emitter 0.63 volt. Kolektör emitter gerilimi 9.64 volt. İkinci transistörün base emitter gerilimi 0.72 volt.
İkinci transistörün kolektör ümitleri gerilimi 0.08 volt. Son olarak röle bobin gerilimi 11.83 volt. Evet, ölçümleri tamamladık. Ölçtüğümüz değerleri yorumlarsak, ortam aydınlıkken birinci transistör bez akımını alamıyor. Kolektör ümit arasında besleme gerilimi var. İkinci transistör R3 direnci uçlarında gerilim oluşmadığı için bez akımını alamıyor. Kolektör ümit arasında besleme gerilimi var. Dolayısıyla röle bobin enerji gitmesi için röle kontak kanalı açık tutuyor ve lamba yanmıyor. Ortam karanlık olduğunda ise birinci transistörün bez emitleri arasında 0.63 voltluk bir gerilim geliyor. Bu transistörü tam iletime götüremiyor. Çünkü 65'in altında bir gerilim. 9.64 voltta düşüyor uçlarındaki gerilim. Bu durumda birinci transistörün devresinden akım geçtiği için R3 direnci uçlarında bir 0.72 voltluk bir gerilim oluştu. Oluşan bu gerilimde ikinci transistörün bez akımı sağladı. Ve ikinci transistör bez akımını aldığı için kolektör emitleri uçlarına gerilim tutmadı. Gerilimin büyük bir kısmını röle bobine aktardığı için röle bobine enerjilendi, kontak kapandı, lamba yandı.